Herkese günaydın. Nizam Karataş Hatay'dan. Bugün 1 Haziran 2021 Salı günü. Arılarla baş başayız yine. Gördüğünüz gibi çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Çok hızlı giriş çıkışlar var. Ve çok güzel bir bal kokusu var. Muhteşem bir koku, muhteşem bir görüntü var. Bu kez arılarla beraber bir video çekeyim dedim. Mutluluk verici bir tablo tabii. Asıl konumuza gelelim. Bu konu her arıcıyı tedirgin eden bir konu aslında. Çok konuşulan, her arıcı arasında, arıcılar arasında konuşulan bir konu. Arıcıyı da tedirgin eden bir konudur aslında. Bu yüzden kendi fikrimi yardımcı olmak amaçlı sizinle paylaşmak istiyorum. İlla ki faydalanacak olanlar çıkar. Sizinle paylaşmak adına bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz arılarımızı biz kışa giriş için besleme yaparız. Bu da şerbetli olur. Şeker sulandırılıp arıya verilir. Kış boyunca bu doğal olarak olacaktır. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Tabii genç arkadaşlar oluyor. Yeni arıcılığa başlayan arkadaşlar oluyor aramızda. Bu en çok onları tedirgin eder. Bu yüzden en çok onları anlatmak istiyorum. Bilgi sahibi olsunlar diye. Bir yol çizsinler kendilerine diye. Mesela baharda da besleme devam eder bu şekilde şerbet vererek. Arıcıyı tedirgin eden de budur. Bal akımına girdiğimde acaba bu beslediğim şerbet kovanda kalır mı? Yok, bütün bu şerbeti arılar tüketir mi? Bala karışır mı gibi tedirgin eden sorular gelir akla. Bu durumda hani kimi arkadaş çok besleyebiliyor. Hani ayarı kaçırabiliyor, nasıl besleyeceğim, ne kadar besleyeceğim, bu kadarını tüketir mi gibi sorularla baş başa kalabilir. Aslında bahardan sonra, yani baharın başlangıcıyla beraber minimum düzeyde beslerseniz çok daha doğru iş yapmış olursunuz. Bala karışma ihtimali de sıfıra yakındır. Yani günde zaten bir arı 10 çerçevelik bir arı yaklaşık sanırım, ya da tutar söylemeyeyim, yanılma payım olabilir, bu yüzden tutar söylememek daha faydalı. Hani mesela örnek olarak vereceksem 100 gram harcıyorsa siz 70 ya da 50 gram da verebilirsiniz. Bu yüzden en azından bala karışmamış olacaktır. Çünkü o balı, o verdiğiniz şerbeti tüketecektir. Tüketeceğinden az vermiş oluyorsunuz zaten. Ama hani ben arıya haftada bir gidiyorum, bunu nasıl ayarlayabilirim diyorsanız, tabii mecburen bu durumda fazla vermek zorundasınız, haftalık vermek zorundasınız. Bunun da ayarı biraz zordur. Kimisi yarım kilo verir, kimisi bir kilo verir, belki arı tüketmez, stoklar o şerbeti. Bunun önüne geçmek tabii mümkün olmaz. Ama son olarak mesela bizim bu yörede bal akımı Mayıs sonu Haziran başıyla beraber başlar. Gördüğünüz gibi zaten örneği önümüzde, arılar durmadan çalışıyor, giriş çıkışlar mevcut. Artık bal toplama sezonu başladı. Bu 20 gün içinde ne gelirse artık bizim yıllık kazancımız olacak. Şöyle bir şey. Bal akımı gelmeden önce çok fazla besledim diyen arkadaşlar olsa, çok varsa, ya da ben arıma çok şerbet verdim, korkuyorum balıma karışır, ne yapabilirim gibi sorularla baş başa kalıyorsanız, ilk yapmanız gereken aslında şudur. Başka da hiçbir şey yapmaya gerek kalmaz zaten bunu, bu işlemi yaparsanız. Tek yapmanız gereken sağım yapmaktır arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben korkuyorum dediğiniz an, içinizde bir ayrıma düştüğünüz an alacaksınız çerçeveleri kovandan.
süzeceksiniz. Zaten çok fazla besleme dediğimizde 3-5 çerçevedir. Onları çekeceksiniz arkadaşlar. Arı biraz sıkışsın. 1-2 saat hiç sorun olmaz. Zaten o çerçeveler de sırlanmamıştır. Çok kolay süzülebilir. Alacaksınız süzme makinenizi. Koyacaksınız. İki işlemden geçirip zaten süzmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Süzdüğünüz gibi arılara geri verebilirsiniz o çerçeveleri. Zaten tertemiz bir şekilde arıya vermiş olacaksınız. Hiçbir şekilde arı artık o çerçevelerde şeker kalıntısı bile kalmayacak. Onları zaten kalsa bile onları tüketecektir. Çünkü arılar gelişim sürecinde bu süreçte bol bol yumurta atar ana arı. Bu yüzden stoğunu aldığınızda o süzdüğünüz çerçeveleri tamamen zaten silip süpürecektir kalıntıları. Hiçbir şekilde dezavantaj yaratacak bir durum kalmaz sizin için. Emin olun bala karışacak bir şekeriniz kalmaz. Hiçbir şekilde bir şerbetiniz kalmaz. Bu yüzden kafanız rahat olacaktır. Başka da bir işlem uygulamanıza gerek yoktur. İlk yapacağınız bu olsun. Emin olun siz de kafanızda rahat kalacaktır bu durumda. Gördüğünüz gibi arı da coştu. Sanırım yavru uçuşuna denk geldik. Mükemmel bir tablo. Bunu da izlemek gerekir tabii. Çok iyi bir bal akımı da var.